Neredesin Enver? Bir saattir burada bekliyorum seni. Sayemde ofisten çıkıp temiz hava alıyorsun. Fena mı? Başımı bunca belaya soktuğuna değdi mi bari? Ömer'i ikna edebildin mi? Çalışıyorum. Ben Berrin'le boşuna inatlaşıyorum demek ki. Adam bize çalışmıyor diyeyim. O da medyaya çıkmaktan vazgeçsin. Bu nereden çıktı şimdi? Ne medyası? Akşam canlı yayına çıkacak. Yargıya müdahale ettiğimizi, suç işlenmesine izin verdiğimizi anlatacak. Buna müsaade edemezsin Gürkan. O kolay. Sen Ömer'den vazgeçtiğini söyleyeceksin bana. Ben de Berrin'e Ömer'in peşini bıraktığımızı anlatacağım. Şartı bu. Ne yapıp ne edip Berrin'i Ömer'den uzak tutacağız. Benim de şartım bu. Berrin çocuğa tutulmuş. Yoksa böyle bir pazarlığın içine girmezdi asla. Ben ne yapayım? İnsanların gönlünü de hükmedemem ya. Her şeyi hesapladım. Bir bunu hesaplayamadım Ömer. Bu da hesaba dahil oldu. Bunun da sonuçlarını düşüneceğim. Nazan'la konuştun mu? Nazan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Nazan'la konuş. Nazan sevdiğini kaybetmenin nasıl bir acı olduğunu bilir. Berrin aynı acıyı yaşatmamak için elinden geleni yapacaktır. Umarım dediğin gibi olur. İskender çok bozulmuş. Çocukları yanına almamış. Dua etsin arabasını almadım altından. Benimle bir hesabın varsa bunu kendin gör baba. Başkaları üzerinden bunu bana yapma. Arada kalanlara yazık olmasın. Elimde kalacaksın, sana yazık olacak. Elini esirgeme. Kalacaksam senin elinde kalayım. Bir babayla nasıl konuşulur öğrenene kadar seni muhatap almıyorum. Bundan sonra muhatabım Fuat. Attığın her adımdan haberi olacak. Şimdi çıkabilirsin, yapılacak işlerim var. İçeride makyajınız yapılsın. Birazdan stüdyoya alacağız sizi. Teşekkürler. Beni izlemeye mi geldin Gürkan amca? Hayır canım. Sadece büyük bir hata yapmana engel olmaya geldim. Yargıdan sonra medyaya da mı müdahale edeceksin? Kimseye müdahale etmeyeceğim. Merak etme.
Sadece yeğenime bir şeyler söyleyip gideceğim. Daha yaşım küçüktü. Babama engel olamadım. Ama Ömer'i kullanmanıza engel olacağım. O yüzden boşuna çeneni yorma. Bunun için mi çıkacaksın yayına? Adamı öldürteceksin. Dolayısıyla bizim de işimize yaramaz hale gelecek. Sizin bu laflarınıza inanacak yaşları çoktan geçtim. Sizin tek derdiniz kendi itibarınız. Diyelim ki sen bugün canlı yayına çıktın, her şeyi anlattın. Bize ne olacak? Belki bir iki gün konuşulacak, tartışılacak. İstifa müessesesi sorgulanacak filan. Sonra başka bir yerde bir olay olacak. Gündem değişecek. Herkes her şeyi unutacak. Bizim işlerimiz aynı şekilde devam edecek. Kim unutmayacak biliyor musun? Mafya. Ömer'in devlete çalıştığının iması bile kafasına sıkmaları için yeterli. Annesi babası yaşlı insanlar. Onlara evlat acısı yaşatma olur mu? Varol Ruslarda diye rahat davranıyor abi. Her yerden öğrenmiş olabilir. Ulan bu adam uçkuru yüzünden ölümden döndü. Hala mı akıllanmadı? O akıllanmaz abi. Hacı. Ömer Varol alırsa duman olursun.